Kalp krizi mi daha tehlikelidir? Kalp spazmı mı daha tehlikelidir? İnsanlar genellikle bize şunu der. Hocam ben kriz geçirdim. Hocam ben spazm geçirdim. Sanki bunlar çok farklı şeylermiş gibi bize geliyorlar. Kalp krizi, kalp spazmı ayrımı nedir? Aslında bunların bariz bir ayrımı var. Tıptaki adından tutun da sebeplerine kadar, tedavisine kadar her şey aslında değişiyor. Kalp krizi nedir? Kalp spazmı nedir? Bu videonun sonunda bunu öğreneceksiniz. Daha önceki videolarımızda kalp krizinin ne olduğundan kısaca bahsettik. Kalp krizi damarlarda bir plak olduğunda bu plak yoğun stres, yoğun bir kötü yaşantı, yoğun sigara, yoğun alkol herhangi bir sebeple damarlardaki plakların yırtılması, damar içerisinde var olan plaklar yırtıldıktan sonra vücudun bu plaktan damara doğru saçılan kolesterolü kapatmak için pıhtı üretmesi neticesinde damardaki akımın komple kaybolması. Yani plak vardır, plak yırtılır, üzerine pıhtı çöker. Bakın pıhtı atar demedim. Üzerine pıhtı çöker ve damarın akımı komple gider. İşte bunun adı kalp krizi. Ağrı da ani başlar, hızlı yükselir ve genellikle 20 dakikadan uzun sürer. Yani kalp krizinde damarı ani bir şekilde tıkayan pıhtı vardır diyebilirim. Peki kalp spazmı nedir? Kalp spazmında ise durum biraz daha farklıdır. Yine damardaki akım risk altına girer. Ama plaklar genellikle yırtıldığı için değil. Plaklar yırtılsa bile üzerine çöken pıhtı damarı tam bir şekilde tıkamaz. Yani kalp spazmında plak yırtılsın veya yırtılmasın, ister plak büyüyerek damarı daraltsın, ister plak yırtılsın, damardaki akım genellikle kısmen vardır. Ama kalp krizinde akım tamamen gitmiştir. Kalp spazmında ise damarda genellikle akım olduğu için ağrı dalgalı bir seyir izler. Ağrı olur geçer, olur geçer. Ama kalp krizinde ağrı olur ve geçmez. 6 saate kadar kesintisiz devam eder. Kalp spazmındaki ağrı ise olup şiddetlenen, azalan, tekrar yükselen bir ağrıdır. Kalp spazmında nadiren de olsa ağrı aynı kalp krizindeki gibi ısrarcı olabilir. Peki hasta karşımıza geldi. Tamam, ağrıları biraz farklı. Sebepler farklı. Biz bunları nasıl yönetiyoruz? Önce EKG çekiyoruz. EKG çektiğimizde kalp krizinde tipik bir ST elevasyonu adını verdiğimiz bulguyu görürüz. Yani karşımda iki tane göğüs ağrısı olan hasta var. EKG çektiğimde kalp krizinin tanısını hızlıca o anda koyabiliyorum. Ama kalp spazmının tanısını hemen koyamıyorum. Çünkü kalp spazmında EKG tamamen normal olabilir. EKG tamamen normal olduğu için de troponin adını verdiğim testleri yapman gerekebilir. Ama kalp krizinde troponin testi yapılmaz. Kalp krizinde zaten çekilen EKG'de kalp krizi bulgusu vardır. Hasta hızlıca anjiyo alınır. Ama karşıma ağrısı olan bir hasta geldi ya da ağrısı azalıp artan bir hasta geldi ve EKG'sini çektiğimde herhangi bir sorun görmedim. Ya da kalp krizini düşündürmeyen non-spesifik, spesifik olmayan bazı belirtiler gördüm. Troponin testi yapmam gerekiyor. Troponin testi yaptım, temiz geldi. Yani negatif geldi. Yani troponin seviyeniz normal sınırlarda geldi. O zaman için 2 ila 3 saat sonra bir tane daha troponin testi yapmam gerekiyor. Çünkü hastam acile çok hızlı bir şekilde geldiği için troponin henüz yükselmemiş olabilir. Böyle bir durumda testi tekrarlamam gerekiyor. İkinci troponin testi de temiz geldiğinde bu hastamın EKG'si de normal, troponin de temiz geldi. Sen de kalp spazmı da yok, kalp krizi de yok diyebilirim. Ama EKG normal iken troponin testleri yüksek gelirse ya da yükselmeye devam ederse sen de kalp spazmı vardır deriz. Peki bu hastaların yönetimi nasıl? Kalp krizindeki hasta acil bir şekilde hemen anjiyo alınması gerekirken, anında anjiyo alması gerekirken kalp spazmında 24 saat süren vardır. Kalp krizi acilken kalp spazmı ivedi bir durumdur. Yine acile yakındır. Yine hızlıca anjiyo alınması lazım. Yine hastaneye yatması lazım. Ama hemen apar topar anjiyo alınması gerekmez. Nadiren ağrı yükselmeye devam ederse, troponin çok yüksek seviyelere çıkarsa, EKG'deki o başta olmayan değişiklikler sonradan ortaya çıkarsa bu hastanın da kalp spazmı hastasının da hemen anjiyo alınması gerekebilir. Kalp spazmı ve kalp krizi damar tıkanıklığın sayısını vermez. Kalp krizi acil bir durumdur ama tek damar tıkanmış olabilir. Ama kalp spazmında birden fazla damar tıkanıklığıyla karşımıza gelebilir. Kalp krizi acil bir durumdur. Kalp spazmı da yine önemli bir durumdur. Ama kalp krizinde kalpte ani hasar durumu, hasar riski söz konusu olduğu için hızlıca anjiyo alması gerekir. Bakın tıptaki isimlerini de ekrana yazdırıyorum. ST yükselmeli miyokard enfarktüsü. STMI.
Bunun adı, kalp spazmının adı ise non-ST MI. Yani ST dalgasında değişiklik yoksa non-ST MI, ST dalgasında yükselme varsa ST yükselmeli MI. Kalp krizi, kalp spazmı. Bu kadar net. Ama biz tıpta ikisini birden akut koroner sendrom olarak isimlendiririz. Akut yani hızlı bir olay, koroner yani kalp damarı ile ilgili bir sendrom. Bu yüzden ikisi de önemli hastalıklardır. Hocam ben zaten kriz geçirmemişim. Spazm geçirmişim. Hayır. Bu da önemli bir hastalık. Kriz de önemli, spazm da önemli. Bu videoda belki de hepinizin kafasında soru işareti olan doktorunuza sorarken acaba sorsam mı diye merak ettiğiniz birçok soruya cevap bulduğunuzu eminim. Kanalımıza abone olmayı, Türkiye'nin en büyük kalp sağlığı platformunu takibe almayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın.